biz insaniliğimizden, biz komşuluğumuzdan, biz o insanların karşı karşıya kalmış olduğu elbette ki zulümden ve o insanların karşı karşıya kaldığı süreçlerden ayrı bir düşünce içerisinde olamayız. Ama şu da var. Bu insanlar kendi memleketlerine dönmeyecekler mi? Elbette dönecekler. Ya İdlib'de 75 yaşında, 80 yaşında bir teyze, nine bana diyor ki ben Halep'e dönmek istiyorum diyor. Yani bırakın Türkiye'den Suriye'ye gitmeyi. Suriye'nin içerisinde İdlib'de, yani kendi toprakları olarak tanımladığımız bir toprakta, kendi memleketinde ben Halep'e gitmek istiyorum diyor. Ben Humus'a gitmek istiyorum diyor. Yani elbette ki dönecekler. Fakat şu anda nereye dönebilirler? PYD'nin etkin olduğu bölgelere mi dönebilirler? Şu anda nereye dönebilirler? Rejimin sürekli bombaladığı bölgelere mi dönebilirler? Elbette ki Türkiye uzun zamandan beri bu süreci de bir politikayla yönetiyor. Hem dünyada özellikle bu konuda uluslararası kurulmuş, bu konunun çözümüne yönelik atılan bütün adımların içerisinde, hı hı, anayasa uzlaşma, ki Mevlüt Bey de onu, doğru, çok güzel ifade etti ve izah etti. Orada muhalefet de, orada rejim de o sistemin içerisindeler. Yani bir anayasanın oluşması ve anayasa oluştuktan sonra acaba bir normal hale dönebilir mi uyumunun, uzlaşmasının, çabasının hep beraber içerisindeler. Şam